Ne hatalar yapmışım be. Vay anasını. Herkese selamlar dostlar. Bugün Sizlerle birlikte bazı tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle kripto paraya 2 sene önce başladım. Ben de sizler gibi işte sosyal medya hesaplarından, Twitter'dan, YouTube'dan oradan buradan keşfederek girdim ve gerçekten hiçbir şey bilmiyordum. Yani hiçbir fikrim yoktu. Kriptoya başladıktan sonra ben de işte sosyal medyadan yüksek takipçili hesapları takip ederek onların paylaştığı coin'leri satın aldım veya YouTube'da çok fazla takipçisi olan insanları takip ettim ve onların söyledi coin'leri listeleyerek bunların hepsini satın aldım. Belki her birine çok yüksek miktarlar yatırım yapmasam da öğrenci halimle bütün biriktirdiklerimi buraya yatırdım. Çoğu kişinin de olduğu gibi ben de battım. Çünkü kripto para hakkında hiçbir bilgim yoktu. Sadece giriyordum Twitter'a, ne yazılıyorsa onu yapıyordum. Bu büyük bir yanlış aslında. Zaten defterdeki ilk maddem de bu çünkü bu şekilde hata yapmaya başladım. Yani birinci madde. Başkasının sözüyle coin almamalısınız ve temel ve teknik öğrenmelisiniz arkadaşlar. Kriptoda iyi bir şeyler yapmak istiyorsanız size tavsiyem kripto ile alakalı bir alanda uzman olmanız. Temel analiz olur, grafik okuma olur, on-chain verileri olur. Bunlardan birinde uzman olmanızı tavsiye ediyorum. Yani sizin bu piyasaya başlamadan önce finansal okur yazarlığı öğrenmeniz gerekiyor. Hani sinyal gruplarına girip oradan buradan aldığınız coinlere yatırım yaparsanız paranızı cebinizden haberiniz bile olmadan alırlar dostlar. 2. Kolay yoldan hemen zengin olmayı beklemek. Arkadaşlar ilk piyasaya girdiğimde size dürüstçe söylüyorum. Ben hemen zengin olacağımı düşündüm ve yanılgıya düştüm. Gittim abi bütün paramı buraya bastım. Halbuki böyle bir şey yok. Kolay yoldan hemen zengin olmak istiyorsanız ne yapacaksın abi? 10 bin doları alacaksın gideceksin Kıbrıs kumarhanelerine gerisi şans. Batar mısın çıkar mısın? Ama sana eğer finansal okur yazarlık öğrenirsen özellikle kriptoda temel analiz ve teknik analiz öğrenirsen finansal özgürlüğünü de kazanabileceğin bir miktarı kazanabileceğinin garantisini verebilirim arkadaşlar. Çünkü eğer bu işte uzmanlaşırsanız ayıda da boğada da kazanırsınız. Bana en fazla temel analiz kazandırdı. Evet teknik analizim de iyi. Belki onlarca indikatör biliyorum. Onlarca formasyon ve strateji biliyorum. Bunları da size zamanla seri halinde öğreteceğim. Ama bana en çok kazandıran açıkçası temel analiz oldu. Eğer günlük trader olmayı düşünüyorsanız elbette teknik analizi öğrenmek zorundasınız. Ama ben yatırımcıyım abi. Ben paramı buraya koyarım. Birkaç sene beklerim dersen temel analiz kısmını iyi bilmeniz gerekiyor. Ve kriptodaki temel analizde işte market cap, vesting, TVL, efendime söyleyeyim projenin ekibi, web sitesi, sosyal medyadaki aktiflikleri biz bunları zaten sizlere anlattık. Anlatmaya da devam edeceğiz. Yani dostlar kısaca ondan bundan duyduğunuzla iş kesinlikle yapmayın. Kendiniz öğrenin abi ben öğrenmişsem siz hayli hayli öğrenirsiniz. 3 ihtiyacınız olan parayla kriptoya yatırım yapmak veya kredi çekerek kriptoya yatırım yapmak. Şahsen ben kredi çekerek bir yatırım yapmadım ama ihtiyacım olan parayı da yatırmadım desem yalan olur. Arkadaşlar söylediğim gibi öğrenciyim ve İzmir'de okuyorum. Ben kira paramı aldım, kriptoya yatırdım ve bunu batırdım. Tamam belki çok büyük bir miktar değil ama bir öğrenci için kira parasının ne kadar yüksek olduğunu biliyorsunuz. İşte buna benzer şeyleri kesinlikle yapmayın. Hele hele duyuyorum Kredi çekip arabasını, evini satıp hiçbir şey bilmeden, bir bilgi sahibi olmadan, ondan bundan duyduğuyla alım yapanlar. Arkadaşlar batarsınız bakın. Biz sizlere ücretsiz eğitim veriyoruz. Hiçbir bedel de istemiyoruz. Öğrenin. Bu kadar basit abi öğrenin. Arkadaşlar burada çok fazla madde var. Hani ben sizin için bunların arasında en can alıcı olanları seçtim. Ya böyle çok ufak tefek hataları bile yazmışım ben sürekli. Neyse tekrar dönelim. Ne demiştik? Sabırsız olmak. Bakın arkadaşlar, sabırsız olmak hem alıştır için geçerli hem de satışlar için geçerli. Teknik analiz kısmını öğrendikten sonra alım noktalarını zaten yapmayı öğreneceksin ve eğer bir çarta güveniyorsan sabırlı olmayı da bilmek zorundasın. Yoksa ne olur biliyor musun? Erkenden çıkışını yaparsın o coinden ve o coin'in arkasından bakarsın. Bu yüzden sabır hem satarken hem alırken önemlidir. Alırken de aynı şekilde eğer FOMO'ya kapılırsan ''Aa bunların hepsi yükseliyor ben yetişemeyeceğim'' dersen o zaman da kaybedeceksin. 5. İnat etmek. Bu benim en fazla yaptığım şeylerden biriydi. Şöyle hem kaldıraçta hem spot. Mesela giriyordum, alıyordum tamam mı işte 50 dolarlık işlem açıyordum. ya yani 100 dolarlık işte artık ne kadar diyorsanız. İşlem açıyordum, yüksek kaldıraçta açıyordum. Bunu da sizlere tavsiye etmiyorum. Tabii ki bu sizin bileceğiniz bir iş. Abi açıyordum yüksek kaldıraçı, lik oluyordum. Sonra inat ediyordum. Ben bu parayı bir daha çıkartacağım diyordum. İşte bu kesinlikle yanlış arkadaşlar. İşlemden çıkmasını bilmelisiniz. Bilmek zorundasınız. Yoksa sürekli kaybedeceksiniz. P piyasayla inatlaşmayın, trendlerle inatlaşmayın. 5. Yani galiba 5. Kaçta olduğumu unuttum artık. Kusura bakmayın orası için. Stop kullanmamak veya burayı herkes söylemez. Stop kullanmak. Bakın arkadaşlar. Stop'u kullanmamak da hatadır. Stop'u yakın mesafelere kullanmak da hatadır. İlk başta arkadaşlar stop'un anlamı zarar kes. Yani atıyorum siz bir 100 liralık mal aldınız. Diyorsun ki, eğer bu 100 liralık mal 95'e düşerse bu mal benim elimden çıksın çünkü %95'in aşağısına sarkma ihtimali var. Stop kısaca budur. Tamam teorik olarak evet güzel bir şey gerçekten. Yani kullanılması gereken bir şey ve ben de kullanıyorum. Ama stopu desteğe çok yakın koymak da bir hata. Çünkü sen bu destek direnci çizebiliyorsan tahtacılar da çizebiliyor ve senin nereye stop koyacağını senden iyi biliyorlar. Çok yakın mesafelere stop koyarsan ne olur biliyor musun? Bak bu başıma çok geldi özellikle. Hangi coin almıştım tam olarak da hatırlamıyorum. Yalan olmasın. A coin'i diyelim. İşte ben abi geldim eve. A coin aldım. Ondan sonra da hani çok öğrendim ya. Dedim buna bir de stop koyayım artık biliyorsun Alp falan dedim işte. Stop'u koydum. Ya ve gerçekten çok fazla indikatör ve onay almıştım onun için. Beni stop ettikten 5 sadece 5 dakika sonra bu enstrüman yüzde %70 yükseldi. Bu benim, benim ilk karım olacaktı. Ya bütün her şeyi öğrenmişsin, stop'u öğrenmişsin. Hepsini de belki denemişsin. İlk karım olacaktı ve böyle bir hata yaptım. Beni stop edip yüzde %70 yükseldi. Bu yüzden arkadaşlar stop öğrendim diye yakın mesafelere desteğin hemen altına stop koymayın. Spotta yatırım yapanlar için söylüyorum. Kaldıraşlarda elbette stop çok daha fazla önemlidir. Ama çok yakın mesafelere stop koyarsanız sürekli stoplarınız patlar. Yani bunun ayarını çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ve bu da tekrar nereye gidiyor abi? Birinci maddeye gidiyor. Yani eğitim. altı Trendin tersine hareket etmek. Arkadaşlar bakın bir yükselen trend veya düşen özellikle düşen trendde bunu çoğu insan yapıyor. Çok fazla düştü zaten artık bu yükselişe geçer veya çok yükseldi buradan artık düşer. Böyle bir mantık yok arkadaşlar. Ya bu sadece bir teori buna göre işlem açmayın. Gerçekten çok fazla zarar edersiniz. Çünkü ben ettim ve biliyorum. Ayrıca evet stop loss'ta yakın koyduğum için zarar ettiğim oldu ama kökten stop koymadığım için de zarar ettiğim oldu. Bu coin'in de adını söyleyeyim KNC'ydi. İşte bu stop olayından sonra da kızdım. Ya dedim ki bu defa da stop koymayacağım ben dedim. Sonra ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Ya chartına da açıp bakabilirsiniz. Geçen sene yazdı zaten. Ondan öncesinde ben parayla yatırım yapmıyordum. Hani hayalet paralarla kendimce yapıyordum. Abi stop koymadım. Bir sabah bir kalktım ki %50 %60 bir düşüş yaşamış. Ve ben bunu gerçekten güvendiğim birinden görmüştüm ve kendi analizlerimi de yapmıştım. Yani artık üç aşağı beş yukarı öğrenmiştim. Paramı yarı yarıya kaybetmiştim. Ya düşünebiliyor musunuz? %70'lik bir karı kaçırıyorsunuz. Ertesi gün bu hatayı yapmayacağım diyorsunuz. Sonra stop koymuyorsunuz. O da %50 düşüş yapıyor. Bunları yaşadım ben. Büyük ihtimal zaten ben bunun tarihini bulurum. KNC'nin o %50 düşüğünü şuraya da koyarım. Neyse arkadaşlar buraya artık geçelim. 7 haberleri takip etmemek. Burası biraz yine ilk maddeye giriyor. Yani gördüğünüz gibi bütün hepsinin direği ilk madde. Haberleri takip etmeden işlem alıyorsunuz. Size bir örnek vermek istiyorum. Vesting takvimleri. Ya vesting takvimleri nedir? Yani coin'in piyasadaki miktarının artmasıdır. Bu da ne demek oluyor? Yani enflasyon yaşayabileceği anlamına geliyor. Örneğin vesting takvimine bakmadan yapacağınız yatırım yine benim KNHC olayı gibi bir saat önce yatırımınız yaparsınız ve kilitli olan coin'lerin hepsi açılır. Ne olur biliyor musunuz? biliyor musun? Bir %10, %15 zararı bir yazar sana o yüzden haberleri takip etmeniz gerekiyor. Biz de sürekli blogumuza sizin için en güncel haberleri ilk elden anında ulaştırıyoruz. Web sitemizi de takip etmeyi unutma bu yüzden. 8. Umarım 8. Duygusal hareket etmek. Bakın arkadaşlar şurada bir anlaşalım. Bu coinlerin hiçbiri sizin projeniz değil veya siz bu coinlerin CEO'su da değilsiniz. Bu yüzden hiçbir coinle duygusal bağ kurmamalısınız. Ya işte var örneklerini biliyorsunuz. Abi XRP uçacak. O XRP gidecek. 100 dolara gidecek. Ya bir kere bu matematiksel olarak neredeyse imkansızmış. Ama adam duygusal bir bağ kurmuş. O coin çıkacak. Hiçbir coin'e duygusal bağ kurmayın. Karınızı alın, çıkın, gidin. Hiçbir coin'e aşık olmayın arkadaşlar. Bu coin'ler size para kazandırsın. Yaptığın analize güven, teknik analizi öğren, temel analizi öğren ve bunlardan bir checklistin olsun. Bu checklisti dolduran coinleri de bir listene bir güzel al ve incele. Duygusal bağ kurma. İsmine bile bakmana gerek yok. A coin, B coin, C coin yaz. Yeter ki araştır. Ve son olarak sepet yapmamak klasik bir şey söyleyeceğimi zannediyorsun ama hayır klasik bir şey söylemeyeceğim. Sepet yap derken 20 tane coin'i alıp belki az bir miktar param var hepsini dağıtmanı istemiyorum. Ya çünkü atıyorum abi 1000 dolarlık bir bütçem var. E 20 tane coin alırsan ne olur? Her birine 50 dolar 50 dolar. E 50x yapsa 2500 dolar. Hani bunun yerine daha küçük sepetlerde yapılabilir bence. Benim size sepet dediğim olay şu. Sadece tek yatırımınız kripto paralar da bence olmamalı. Borsa İstanbul, kripto kripto paralar, altın, forex bence kesinlikle sepet dediğiniz bunlar olmalı. Her birinde bir enstrümanınız olmalı bence. Böyle bir sepetiniz olmalı. Çünkü bir yerden kaybederseniz diğerinden kesin kazanıyorsunuz ya. Kripto düştüğü zaman Borsa İstanbul ralli yapıyor. E Borsa İstanbul'daki paranı çektin, oradaki ralli bitiyor. Kriptoya çekiyorsun, oradaki ralli başlıyor. Yani o yüzden bence bütün alanlarda enstrüman sahibi olmalısınız. Yani benim size sepet dediğim coin sepeti değil, alan sepeti. Zaten finans sal okur yazarlığı bilirseniz her alanda da bilgi sahibi olacaksınız. İşte kriptoda adı ne abi? Kriptoda adı ön satış. E hissede ne? Borsa İstanbul'da adı ne? Halka arz. Anlatabiliyor muyum yani? İşte kriptoda adı ne? Market cap. Borsa İstanbul'u ne diyorlar? Piyasa değeri. İşte kriptoda adı ne? Proje araştırması. E borsa İstanbul'da adı ne? Bilanço okuma. Yani arkadaşlar aslında bir alanda kendinizi geliştirirseniz, finansal okur yazarlığına sahip olursanız tüm alanlarda bir fikriniz olacak. Bu yüzden benim en önemsediğim madde ne? Madde 1. Eğitim. Kendinizi eğitin arkadaşlar. Ve kaybettiğinizde para kaybettim diye düşünmeyin. Ben tecrübeyi satın aldım diye düşünün. Çünkü ben öyle yaptım. Her kaybettiğimde eğer ben bu piyasadan gidiyorum deseydim belki şu an bildiklerimi yapabildiklerimin hiçbirini yapamıyor olacaktım. Yaptığınız hataları bir not edin ya. Al kağıt kalem eski usul. Yaz. Yaz yani ben bu şu 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 hataları yaptım ve bir daha bunları yapmayacağım de. Bak o zaman nasıl değişiyor. Çünkü iş sadece temel ve teknik analizle bitmiyor. Aynı şey gibi ya. Şöyle söyleyeyim sana. Satrançta evet zeka önemlidir ama satrançta tecrübe daha önemlidir. Ya sen çok zeki olabilirsin ama tecrübe sahibi olman gerekiyor. Bu da zaman ayırman gerektiği anlamına geliyor. Tecrübeye ihtiyacın var. O yüzden başlangıçta çok büyük paralarla yatırım yapmanı tavsiye etmiyorum. Belki hayalet paralarla işte olmayan paralarla yatırım yapabilirsin. Yaz abi kağıda mesela. Benim işte bin dolarım var ve ben şunu alıyorum de. Sonra da aç çartı kontrol et. Bakayım ben işte bir ayda ne kadar kazanabiliyorum. Bu şekilde yaparak kendimi geliştirdim. Siz de aynı şeyi yapabilirsiniz. Ya burada gerçekten hani hayal olabilecek hiçbir şey yok. Oturacaksın, çalışacaksın. Size enteresan bir örnek vermek istiyorum. İleriki zamanlarda içerinde yapabilirim Borsa Mühendis kanalına. Anneme ben söylüyordum İşte şuna yatırım yapıyorum, buna yatırım yapıyorum. Kendisi de üniversitede işte en yüksek ünvana sahip hoca. Ama işte bunlar anneme işte şey geliyordu. Saçma geliyordu yani sonuçta ortada bir şey yok diyordu ve ben hani söyleye söyleye annemi başlattım ama tabii ki de dedim ki öncelikle yapman gereken şeyler var çalışacaksın dedim ya yani alacağın öğrenci gibi deftere yaza yaza çalışacaksın arkadaşlar annem 50 yaşında ve yaklaşık 2 ay gecesini gündüzüne katıp oturdu, çalıştı. Temel analiz nedir? Teknik analiz nedir? Bunlara tek tek çalıştı. Kendisi şu an Borsa İstanbul yatırımcısı. Öğrendikten kısa bir süre sonra aylık kazandığı maaşından fazla karlar elde etmeye başladı. Yani arkadaşlar, önemli olan sizin azminiz. Her yaşta da bunu öğrenebilirsiniz. Gerçekten kendinizi geliştirmenin asla bir yaşı yok. Halil İnalcık en güzel eserlerini 80'den sonra çıkartmış. Mimar Sinan aynı şekilde. Ya o yüzden kaç yaşında olursanız olun kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Belki haddime değil, henüz 23 yaşındayım çünkü ben. Ama bizi izleyen biliyorum büyük abilerimiz, ablalarımız da var. Biz de sizlere en yalın haliyle bu eğitimleri ücretsiz veriyoruz. Bunları izleyin. Kendinize uyan başka kanalları izleyin. Ama izleyin. Ama kendinize yatırım yapın. Size burada aslında verebileceğim en büyük yatırım tavsiyesi kendinize yatırım yapmanız. Bana zaman ayırıp beni dinlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sizler de yorumlara belki benim unuttuğum şeyler vardır. Yapılmaması gereken hataları yazarsanız çok sevinirim. Bu arada yorumlar gerçekten bizim için çok büyük motive kaynağı. İyi veya kötü bütün eleştiri lerinizi de bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. <laughs>